Şu an Türkiye'de internette en çok aranan telefon. Şimdi geliyoruz asıl bölüme. S22 Ultra arkadaşlar. Hello! Hepinize İsviçre'den selamlar. Bugün nereye geldik? MediaMarkt'a geldik. Elektronik mağazası gezeceğiz. Çok soran oluyordu. İşte buradaki telefon fiyatlarını falan da. Geçen bir ara bir Apple mağazası videosu çekmeye çalıştım ama orada izin vermemişlerdi çekim yapmaya. Umuyorum burada verecekler. Bir bakalım içeride fiyatlara, telefon fiyatlarına bakarız, bilgisayar fiyatlarına bakarız. Bütün işte görebildiğimiz elektronik aletlerin fiyatlarına falan bakarız. Türkiye ile de biraz karşılaştırırız öyle bildiğimiz kadarıyla. Siz de en azından görmüş olursunuz buradan almak mantıklı mı değil mi, nasıl fiyatlar diye size de bir fikir vermiş olur video. Bakalım, umarım beğenirsiniz videoyu. Vallahi kadına sordum. İstediğin gibi çekebilirsin, hiç sorun olmaz falan dedi. Çok iyi oldu. Apple gibi değil yani burası. Apple'da mahvettiler bizi ya. Gittik o kadar da çekime izin vermediler. Bayağı da büyük bir mağaza, iyi oldu burası şimdi. Bütün her şeyi çekeriz. Böyle merak ettiğiniz her şeyi görürsünüz yani. Biraz kalabalık. O yüzden böyle insanları falan çekmeden çekmeye çalışacağım. Bütün ürünleri de. Televizyonları falan çekelim. Telefonları çekeriz, bilgisayarları çekeriz, kulaklıkları falan. Bu arada şu an frank 20 lira. Aynen, dün bakmıştım 20 lira civarı yani, oynuyor bir 20 küsür oluyor, 19 küsür oluyor ama 20 falan yani bu aralar. Şöyle televizyonlar var, bunlar kaç inç bilmiyorum da işte. Mesela bu 9000 lira şu an burada, 450 frankmış Philips'in. 20 ile çarparsak 9000 lira civarı yapıyor. Şöyle aşağıda bir tane var, ulan bu televizyonun kendisi mi acaba bilmiyorum da 100 frank diyor ya, aşağıdaymış. 400 frankmış bu da. Güzel ama. Bayağı 4K falan. Bakayım 4K yazıyor mu? Yazmıyormuş, ha yazıyormuş şurada. Bunlar 1000 frank. 20 bin lira civarı. Burada. Oha. Koskocaman televizyon. 599 frank. 12 bin lira şu. Ya ben burada şeylerini söylüyorum Türk lirası olarak ama yani buraya göre çok pahalı değil bu arada. 1300 frank şu. Çok öyle aham şaham bir şey değil yani bence. Bana yine pahalı da. Şu 900 frankmış mesela, daha büyüğü. Şöyle geniş çekeyim. Oğlum bu ne, duvar gibi televizyon yapmış adamlar ya. Gittikçe daha da büyüyor hatta. Şu az önce okuduğumuz 100 frank olan televizyon fiyatımı dedim ama bu kalibresiymiş. Yani renk kalibresi falan daha net, daha böyle 4K falansa mesela daha iyi görüntü alabilmek için, HD görüntü alabilmek için kalibre etmek içinmiş o 100 frank. Böyle Samsung'a özel bir köşe yapmışlar. İçinde televizyonlar falan var. Ya genel olarak burada televizyonlar işte eve alacaksanız 400-500 frank falan. Asgari ücreti de net elinize geçecek parayı da en düşük baz olarak 3000 frank olarak düşünebilirsiniz. Yani 6'da biri fiyatına bir tane televizyon alırsın güzel. Böyle bu kadar büyük değil böyle. En azından evde böyle güzel bir şekilde kullanabileceğin smart TV alırsın işte. Televizyonlar ortalama öyleydi gördüğünüz gibi. Burada böyle oyuncu koltukları falan var. Buna böyle ilgisi olanlar varsa çekeyim mesela. 184 frankmış bu. İşte dediğim gibi 20 ile çarparsınız. Bunu ne kadar yapıyor? 3600-4000 lira civarı yapıyor galiba. Burada biraz daha büyüğü var. Ne markaları bilmiyorum da ilgilenenler varsa yine. Şu Razer diyor, bu marka bilindik bir marka olabilir. Sanki duymuştum daha önce. 500 frank. Bu da 10.000 lira arkadaşlar mesela şöyle. Bir oturalım bakalım rahat mı? Bayağı da rahatmış ya. Millet böyle saatler geçiriyor zaten bunların üstünde. Ben de önceden çok oynuyordum online oyun falan da. Ortaokuldayken, lise 1 falanken, o aralar yani. Sonradan bıraktım, şu an oyun çok boş geliyor yani. Zaman kaybı geliyor. Boşuna zaman kaybetmeyeyim diye. Öyle hissediyorum, o yüzden oynamıyorum hiç bilgisayar oyunu falan. Ama bir makalede mi ne okumuştum. Oyun oynamanın insan psikolojisine bayağı bir faydası varmış galiba. O yüzden arada bir oynamak lazımmış. Böyle arada bir bilgi olsun. Böyle devasa bir oval bir ekran var. Bakıyorum 1500 frank. Ne kadar bu işte? 30.000 lira civarı. Samsung'unmuş ama. Bu kadar para vermeye gerek yokken. Böyle bir şeyler yapıyorsanız belki, hani işinizle falan ilgiliyse belki alınabilir de. 750 frank biraz daha. Bu da oval ama küçüğü. Bu da Samsung. Burada ne var? Asus'un var. 730 frank. Ondan daha küçük ama aynı fiyat hemen hemen. Ya bu biraz daha makul. 326.500 lira civarı. Burada kasalar var. Vectus falan diyor. Dediğim gibi HP'nin galiba bunlar. Victus'muş bu arada. Vectus değilmiş. 200 frank şöyle bir devasa bir kasa var. Bu da HP galiba. Burada bundan daha da devasa olanı var. 2000 frank. Özelliklerine bakalım. i7. Başka da bir şey yazmıyor artık, içinde ne vardır ne yoktur. O kadar detaylı bilmiyorum ama ha, şuradan görünüyor bir şeyler. GeForce RTX falan diyor. 1959 frank.
1800, 19 frank, 1700, 1800 böyle gidiyor. Bunlar pahalıymış ama ucuz değil yani. Şu an MacBook almaya kalksanız 0'ı falan 2000 frank civarı. Bunlar da pahalıymış ama bunlar böyle iş falan da yapılıyor galiba bunlarla. Hem oyun oynayıp hem çizimdir, Photoshop'tur falan öyle şeylerde kullanılıyor galiba. Burada bir bölüm var. Gaming aksesuar falan diyor. Logitech, Mojitech. Ama arka tarafta görmüştüm birkaç tane kulaklık falan. Onlara bakalım. Hah, bakın burada klavyeler var. Oyuncu koltuklarını da gördük orada. Gördüğünüz zaten. Sıra sıra gidelim de karışmasın. Mekanik klavyeler var. Aşağıdaki fiyatlar 79 frank. 1600 lira şu. Böyle gidiyor işte. 64 frank. Yukarıda da şeyler var. Neydi onun adı? Mouse'lar. Bunlar da 100. Yani ortalama mouse'lar başlıyor. 29 franktan başlıyor. Biraz daha böyle profesyonellere doğru gidiyor. Şu bayağı bir profesyonel galiba. Sanıyorum ya 79 ya 69 frank. Aşağıda klavyelerde ortalama 100 frank, 120 frank civarı falan. Şunun şurada pad'i falan da varmış. 144 frank. Bu şekilde klavyelerde. Bilmiyorum dediğim gibi Türkiye'de ne kadardır fiyatları. Şöyle 109 frank. Ortalama klavyelerde herhalde 100-120 frank civarı falan. O da 2500 lira falan yapar. Burada da böyle oyuncu kulaklıkları var. Bunların da ortalama fiyatlarını size söyleyeyim. Yani markalarını tam bilmiyorum. Razer falan diyor işte. Burada bir şeyler diyor. Farklı markalar mı bunlar? Benim Astro Gaming diyor. 59 frankmış şu. Hani belki oyun falan ilgilenenler varsa. Arada çünkü soranlar oluyordu bu arada. Arkadaşlar mikrofonlar var. Masa mikrofonları. Hep Razer falan görüyorum ya. Başka marka var mı bilmiyorum. Böyle değişik değişik. Şurada Roka mı bununla işte şeyi bilmiyorum. Ya da Rocket mi? Neyse. 99 frank şöyle bir değişik bir mikrofon. Bunların da ortalama fiyatları gördüğüm kadarıyla 80 frank civarı. Aşağıda böyle bayağı bir oha bu ne almış bir ödül falan almış 2022'de bu kulaklık. 199 frank. İşte 4000 lira civarı falan bu kulaklık. Şu da var böyle 84 frank bu biraz ucuzmuş. Size detaylı böyle göstermeye çalışıyorum bir fikir edinmeniz açısından. Yoksa spesifik bir ürün bilmiyorum yani. Hani şu marka modele bak diyebileceğiniz bir ürün var mıdır onu bilemiyorum açıkçası. Ama genel olarak fiyatları gösteriyorum. Gelip almaya kalktınız mı? Bilindik markalara da fiyatlara da bakarız. Onları karşılaştırmak daha kolay olur telefonlarda falan mesela. Geldik PlayStation'lara. Şimdi burada PlayStation 5 var ama ben bunu sordum niye fiyat burada yazmıyor diye. Onu sadece internetten sipariş edebiliyormuşsunuz. Burada görüp bakmak içinmiş. Ama burada oyunların fiyatları var. Bu arada PlayStation 5'in fiyatına baktım. Onu da merak ediyorsanız 620 frank burada. Yani ne kadar yapıyor? 12 bin lira civarı yapıyor. 13 bin lira civarı. FIFA 22 var. 2022 40 frankmış. Oyun almak isterseniz. Sonra Horizon var. Bunu duyuyordum galiba. Bu bayağı bir ünlü bir oyun olabilir. Tam emin değilim dediğim gibi ilgilenmediğim için. 80 frank. Aşağıda böyle farklı bir çeşidi var Horizon'un. 65 frank. Wonderlands diye bir oyun var. 100 frank. Böyle oyunlarda bu şekilde fiyatları. Bazı genç kardeşlerim soruyordu ya böyle şeyleri. Belki izlerlerse bir fikir edinirler bu şekilde. Şöyle yine envai çeşit PlayStation 5 oyunları var. Ya bilindik 4'ler falan da var bu arada burada. Onlar da hemen hemen aynı frank. Gördüğüm kadarıyla 30-40 frank arası değişiyor fiyatları. Bildiğim böyle bir oyun olsa mesela detaylı hani GTA MTA falan mı vardır? Göremiyorum. Görsem göstereceğim fiyatını. Şimdi geliyoruz asıl bölüme. Yani telefonlarda falan çok vergi olduğunu biliyorum ama diğer elektronik eşyalarda da öyle mi? Onu açıkçası detaylı olarak bilmiyorum. Hani böyle tablette, telefonda, bilgisayarda falan çoktur da. Geldik iPhone bölümüne. Şimdi burayı çekelim güzelce. Arkadaşlar ben gittim Apple'da, Cenevre'de Apple mağazasına, Apple Store'a video çekmeye. Size anlatmak için. Orada anlatamadım. İçeride çektirmediler bana video. O yüzden buraya geldik. Bakın burada da hemen hemen aynı zaten bütün şeyler var. Burada detaylı kapsamlı olarak şimdi gösteririm size bütün fiyatları. Siz de orada bir kendiniz karşılaştırmasını yaparsınız. Şimdi geliriz iPad'lere falan da önce bir telefonlara bakalım. Şu an ben bu videoyu da iPhone 13 ile çekiyorum. Bakın iPhone 13 fiyatları bu şekilde. Ben iPhone 13 Pro 256 almıştım geçen sene. Bu elimdeki telefonu. 1250 franka almıştım. 1139 frank şu an 512 GB demiş ama 13'ün normali. Normal 13, Pro'su değil. 776, 919 diye gidiyor. Buradan bakabilirsiniz özelliklerine. Direkt 14'e geçiyorum. Düz 14. 929'dan başlıyor. 1049, 1299. Bunları 20 ile çarpın işte. Mesela 14'ün baz 128 GB olanı
Ortalama şu an 20 ile çarpsak 19 bin lira civarı. 14. 13'te 776 çarpı 20 yaparsan 15 bin 16 bin lira civarı yapıyor bu da. Fikir olsun işte sizin için de. Plus'ı var burada. Direkt 14'ün plus'ı. Pro değil yine aynı zamanda. 1049'dan başlıyor. Şöyle yine göstereyim. 512. Aşağıya doğru gördüğünüz gibi 128, 256, 512, 1 TB diye devam ediyor. Geldik 14 Pro'ya. Çok merak ediyorsanız yani burada direkt gösteriyorum size. Şöyle takayım. 1179 frank 128 GB'ı. 1299 frank 256, 1539, 1779 diye gidiyor 1 TB'ı. iPhone 14 Pro Max bu da telefonun babası diyebiliriz şu an. 1299, işte 1499, 1659, 1899, 1 TB'ı. Geçen arkadaşıma baktık. Bu 30 internetten alırsak, buradan değil MediaMarkt'tan değil de 35 bin lira civarına bulmuştuk 1 TB'ını. iPhone 14 Pro Max 1 TB. Siz işte daha iyi biliyorsunuzdur oradaki fiyatları. 19.000 çarpı 2 38.000 lira yapıyor arkadaşlar. Yani şu an Türkiye'de 60.000 lira mıdır bu, 55.000 lira mıdır bilmiyorum dediğim gibi. Ya biliyorsunuz bu vergi olayında bizim ülke gibi bir ülke bilmiyorum var mıdır bu kadar insanına yüklenen böyle teknolojik aletlerden. Yani para kazanan adamdan değil de parası olmayan halkın tükettiği ürünlerden bu kadar yüksek vergi alan başka bir ülke var mıdır bilmiyorum. Bu kadar fazla vergi veriyoruz Türkiye'de. Bir de bu telefon kayıt vergisi bilmem nesi, işte M kaydı falan filan olayları da, ben bir ara kayıt ettirmiştim yurt dışından gelen birinin telefonunu, 100 liraydı. Bundan 4-5 sene önceydi. Şu an 6000 liraya. Ya bir de onu da yükseltiyorlar yani. Telefon kadar vergi koyuyorsun üstüne. Yani ne söylenir, nasıl bir yorum yapılır bilmiyorum. Ya zaten biz alım gücü yüksek olan bir millet değiliz. Kazandığımız para belli. Orada çalışan insanların, Türkiye'de çalışan insanların kazancı belli. Ulan ezilen daha çok eziliyor yani. Yazık, günah vallahi. Düşünün, bu adamlar burada telefonu satıyor. Bundan yani devlet ne kadar kâr ediyordur Allah bilir. Hani çok cüzi bir miktar kâr ediyordur. Hani üstüne çok az bir şey koyuyordur. Çünkü burada direkt çalışan normal toplumdan bu şekilde vergi toplanmıyor. Kazanan firmalardan, daha çok kazanan zenginlerden toplanıyor. İşte buna da geçen bir yerde izlemiştim Instagram'da. Adamın ismini unuttum şimdi de, o bahsediyordu. Dolaylı dolaysız vergi diye bir şey varmış. Yani direkt bizim ödediğimiz vergiler var. Bir de devletin toplaması gereken vergiler var. Bizim Türkiye'de kimse iş yerlerinden denetlemeyle bilmem neyle vergi alamıyor. Bizden alıyor işte, böyle sattığı ürünlerden, arabadan, yakıttan, alkolden, sigaradan. Ondan sonra bir de işte böyle elektronik cihazlardan olan halkı oluyor yani. Çalışan asgari ücretliye, düşük gelirliye oluyor. Neyse. Burada Apple Watch'un bu sene çıkardığı Ultra var. Şeyli, sim kartlı falan, 800 frankmış arkadaşlar bu. Güzel bir saat ama ya. Yani aşırı güzel bir saat. Çok beğeniyorum ben de. Bayağı bir kallavi bir şey ya. Yani baba bir saat. Yani almak isterdim. Şu an veremem de buna bu kadar para. Belki fiyatına bakmak isteyen varsa, 800 frank çarpı 20 işte 8000, 16000 lira arkadaşlar şu burada. Türkiye'de ne kadardır yine siz bakarsınız. 8'i var burada Apple Watch'un. Watch S diye bir şey var yani. Ben alsam aldım mı gene normalini alırdım herhalde. 440 frank, 429 frank. İşte burada bir 45 mm olanı var, 41 mm olanı var. Bu da aynı şekilde böyle fiyatlarını görüyorsunuz. Bunları da size göstermiş oldum. Burada telefonlarla saatleri de Apple Watch'u da böyle bitirdik. Detaylı yine telefonu durdurup videoyu durdurup bakabilirsiniz. iPad mini var. İkinci jenerasyon diyor. 149 frank. iPad mini yine iPad mini. Fiyatları böyle gördüğünüz gibi. Burada normal iPad var. Yani aldın mı bunu, Pro'sunu alacaksın, ona bakalım. Pro'nun fiyatlarına. Şöyle. Bu kalemin fiyatıymış. 149 frank. Keyboard var. Şunun fiyatıymış. 399-400 frank civarı. Şöyle 1579 frank iPad Pro 2022, 512 GB. iPad Air var bu tarafta. Şu gördüğünüz. Bu da 749 frankmış. Fiyatları yine şöyle gösteriyorum. Detaylı olarak bakmak isterseniz. Direkt burada MediaMarkt'ın kendi mağazasında. İnternette bazen çok az farklar olup biraz daha ucuz olabiliyor farklı sitelerde. MacBook Pro var. Benim de ihtiyacım var bu ara almaya ama bilmiyorum ne zaman alabilirim. Bakacağım. Şöyle bir 13 inç değil mi bu? Ben de 13 almayı düşünüyorum ama. 22 işlemci, 2022, 1299, 1549. Böyle MacBook Pro'nun
Bu 16 inç sanıyorum. Nerede yazıyor onu da bir türlü göremedim her şeyini. Ekran boyutunu göremedim. Neyse bu 16 zaten bir 13 var bir de 11 vardı ama 11'ini kaldırdılar diye biliyorum. 2395 frankmış. 512 GB. 1 TB'ı da 2659 frankmış MacBook Pro'nun. Bu ne? Bu 2021'i M1 işlemcili olanı. Bu seneki değil yani. O da 1898 ile 2499 frank. Şöyle yine bakalım. Belki görmek istersiniz. Magic Mouse demiş. Ya hiç beğenmedim. Bende de var da Magic Mouse almaya değmez yani. Başka bir mouse kullanıyorum o yüzden. Burada MacBook Air var. 966 frank. 2022 MacBook M2 demiş. Bu işlemciydi herhalde. Yanlış söylemedim az önce de. M1 işlemci, M2 işlemci herhalde bu. Apple bölümü de böyle. Biraz da Android bölümünü göstereyim bu tabletlerde falan. Yani açık değil şu an herhalde gördüğüm kadarıyla. Yok değil. S8 bir şey 900 frankmış bu da arkadaşlar. Ben Androidçi olmadığım için çok ilgilenmiyorum. Size de çok önermiyorum. Tabii yine kişiden kişiye değişir zevkler ve renkler. Hayatımda ilk telefonum Samsung'un bir S4'ü vardı, oydu. O telefonda yaşadığım saçmalıklardan sonra bir daha hayatta Apple'dan başka bir şey almadım. Hem bilgisayarım, müzik çalarım, her şeyim yani. Telefonum falan hepsi Apple. Burada da diğer laptoplar var. Bakalım bunlara. Böyle gidiyoruz da şu an size gösterebileceğim hangisi var diye ona bakıyorum. Acer'ım var burada bir laptopu. Böyle 1400 frankmış. Özellikleri falan şurada yazıyor galiba. Aynen. 16 GB, 1 TB. 16 GB RAM galiba aynen. Şurada Nvidia GeForce RTX falan diyor. Asus'un VivaBook diye bir şeyi var. Notebook demiş. İşte şurada özellikleri var görüyorsunuzdur. 600 frank 12 bin lira bu da arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bu ne bunun markası ya. Ha, Lenovo bu. Lenovo 737 frankmış. Aa, dokunmatik mi ekranı bunun? Ben mi öyle yaptım? Aa, evet dokunmatikmiş ekranı bunun. 737 frank. Dokunmatik ekranlı falan bu da mı öyleydi yoksa? Yok bu öyle değilmiş. Şöyle. Bu da 749 frank. Burada görüyorsunuz şeylerini falan zaten detaylı okumuyorum. Video çok uzun sürmesin diye. Burada Lenovo'larda böyle yani ortalama gördüğüm kadarıyla 750 frank hepsi. Öyle değişik değişik bir dünya şeyi var, çeşidi var. Ne kadar yapıyor? 14.000-15.000 lira civarı yapıyor galiba. Burada da Acer var. Gördüğünüz gibi. 799 frankmış. Şöyle ASP bir şey işte 8 GB RAM, 512 GB SSD. Falan filan 800 frank. Yani ortalama bu Apple'dan hariç diğer markalar anladığım kadarıyla laptoplar 750-800 civarı falan. Şöyle bir oyuncu şeyine benziyor galiba. i7 işlemci, GeForce RTX falan demiş. Şurada bir şeyleri var özellikleri. Yine burada özellikleri var Acer'ın. Bu galiba oyun için anladığım kadarıyla. İşte 1 TB 16 GB i7 işlemci 1499 lira. 30 bin lira arkadaşlar. Bu niye Türk lirası olarak söylüyorum. Hem aklınızda hemen bir şey canlansın genel olarak bilgisi olan varsa diye. Hem de çevirmeye uğraşmayın. Şu an itibariyle güncel kur 20 lira dediğim gibi. Buradaki laptopları da bitirdik. Burada ne var? Ekranlar var yine monitörler var. Bakıyorum. 360 frank Samsung'un böyle bir monitörü. Oval bir şey. Açık değil ama şu an. 250 frank. İşte 5000 lira. 2800-3000 lira civarı falan. Acer'ın şöyle bir monitörü var. 270 frank. 5500 lira falan bu da. Burada mekanik klavyeler değil de normal klavyeler var. Bu şekilde. Mesela şu çok hoşmuş böyle küçük. 60 frank. Bu da 1200 lira civarı şu an. Bunlar genel olarak bir 25-30 frank civarı. Daha ucuzları da var da. 10-15 frank, 20 frank falan. Şuna baksanıza. Ulan ne kadar ağır be. Çok güzelmiş ama rengi falan. Ne kadar bilmiyorum ki. Fiyatı da yazıyor mu yazmıyor mu? Şurada aşağıda yazıyor. Logitech'miş. 89 frank. 90 frank. 1800 lira. Şu. Şu an Türkiye'de internette en çok aranan telefon. Ben bakıyorum biraz da. Aramalara falan nelere bakılıyor falan diye böyle yerleri çekerken. Çok merak edildiği için bunu gelip buldum. Arkadaşlar 438 frank yani 9 bin lira şu an burada bu telefon. İşte kayıt ücretiyle birlikte yeni yıldan sonra bu yıl 15 bin liraya gelir herhalde size buradan aldırırsanız. iPhone 11 şu şekilde böyle bakabilirsiniz. 438 frank. Burada hemen yanında iPhone 12 mini diye bir şey var. 710 lan bu bundan daha pahalıymış. He, doğru bu 12 ya. 712-717 frank. Bu şekilde. Hemen yanında iPhone SE var.
409 frank. Herhalde şu yeni yılda zam gelmeden önce alsaydınız bayağı bir karlı oluyordu bu telefonlar. Samsung'a geçelim. A33 diye bir telefon var. 250 frank. 5000 liraymış şu. Yani çok bence tırışka telefonlar da bunlar almaya değmez yani. A5 var. 300 frank. Şöyle. A32 diye bir telefon var. 260 frank. Hemen şurada A13 var. Bu ne anasını satayım? Hep aynı galiba. Xcover demiş. Hani bunun şeyi nerede ki? Samsung'un. Burası ucuz olan taraf. Aa, Nokia. Nokia kaldı mı ya? 150-160 frank. 130 frank. 3500 lira. C21 Plus falan demiş. Ey gidi, Nokia da öldü gitti. Geldik Samsungçuların mekanına. Şimdi bunun en kallavi telefonu hangisi? Şu mu? Orası Z Fold falan bir şeyler diye, ona bakarız. S22 Ultra arkadaşlar. Şöyle. Nasıl bakalım. Bıraktık. Yanında da Watch 5 diye bir şey var. 1099 frank. Kullanan varsa Samsung. Şu şekilde. Yanında da saat de var. 440 frank. Şuna bakalım. 690 frank S22 demiş. Bu neydi? S22 Ultra'ydı yan taraftaki. Şöyle kulaklığı mulaklık bir şeyler de var. Galaxy Buds 2 falan demiş. 190 frank da kulaklığı. Böyle S22 690 frank. Bu da 1100 frank ne kadar yapıyor işte. 22 bin lira civarı mı yapar? 22 bin lira civarı yapıyor S22 Ultra. Hemen yan tarafına doğru geçelim. Galaxy Z Fold 4 demiş. Bu ne yapılıyordu? Açılıyor muydu bu? Kırmayalım da telefonu. Burada ayaküstü. Ne biçim bir telefon lan bu? Üh. Çok acayip bir şey. Böyle bir televizyon gibi bir şey oluyor. Küçük bir iPad gibi bir şey oluyor ya. Ne kadar? 1659 frankmış. Neyse bırakalım. Şöyle görüyorsunuz, bunun da fiyatı bu. Philip 4 diye bir şey var. Bu da 1019 frankmış. Bayağı değişik bir şey. Rengi falan da güzelmiş de. Şöyle. 1019 frank. Şurada A53 var. S21F diye bir şey var. 359 frank A3. A53 pardon, A3 diyorum. Galaxy S21 diyor. 579 frank böyle. Ortada da kulaklığı var. 124 frank. Samsung da bu şekildeydi. Fiyatları gördüğünüz zaten, S22'dir falandır filandır. Hepsi orada zaten. Durdurarak falan da bakarsanız, kaçırdığınız yer varsa fiyatlarını karşılaştırırsınız. Üstüne de 6000 lira kayıt ücretini eklersiniz. Bir bakarsınız mantıklı oluyor mu olmuyor mu. Bir de aklınızda olsun, bildiğim kadarıyla buradan telefon falan kargo ile yollanmıyor. Birinin size telefonu direkt getirmesi lazım. Yani öyle gönderdiğiniz zaman almıyor galiba kargo, ya da bir sıkıntı oluyor olabilir. Bilginiz olsun o konuda. Şimdi mağazadan çıktım, ne oldu? Adamın biri geldi yanıma, durdurdu beni falan video çekerken. Dedi ki aga sen kimsin? Dedim sen kimsin? Polis miymiş neymiş, böyle kimlik çıkardı. Dedi ki işte security falan filan bir şeyler dedi. Ondan sonra dedi ki bak dedi, bu işler dedi sıkıntılı. Böyle dedi video falan çekiyorum burada tüm mağazayı falan, sonra başım belaya girer falan dedi. Dedim niye girsin, sadece şeyleri çekiyorum falan dedim. Sonra tabi adam dedi ben senin için söylüyorum falan, izin aldın mı dedi. Ben dedim sordum, sorduğum kadını bulamadık. Kime sorsak diyor ki benle konuşmadı diyor. Dedim burada birine sordum ben az önce dedim. Ki gerçekten de sormuştum yani, yoksa nasıl çekeyim öyle kafama göre. Neyse arkadaşlar, bütün zaten şeyleri gördük. Bu videoda böyle olsun, başımız belaya girmesin. Ya işte Avrupa'da böyle şeyler çok sıkıntı. Gelip böyle mağazayı falan çekiyorsun, sonra şikayet edebilirler, başka bir şey olabilir. Belki de böyle marka falan gözükmemesi de lazım. Hani geldim ben burada MediaMarkt'ta çekiyorum falan diye. O yüzden problem olabilir yani. Ona da bakacağım. Böyle işte burası da. Bu videodan da bugünlük bu kadar. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.